Eskiler hep bahsederdi. Bizim kamplarımız vardı, çadırlarımızı kurar, kardeşlik bağımızı güçlendirirdik. Geçmişten geleceğe bitmeyen ve her geçen gün daha da genişleyen faaliyetlerimiz var bizim. Ve bizler heyecanla dinler, bizlerin de oralarda o kardeşlik halkalarının içinde yer alacağımız günlerin özlemi içerisinde hayallere dalardık. Hiç eksik kalmayan bu halkanın parçalarını tamamlamak adına önce yollara düştük, Türkiye'de 8 kamp adını tespit ettik. Gençlerimizi bir araya getireceğimiz, kendi gündemimizi uygulayabileceğimiz, helal eğlenmeyi başarabileceğimiz temiz, nezih, muhafazalı kamp alanlarını bulduk. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi tespit ederek kamplarımızın duyurularını yaptık. Vakit geldiğinde çadırlarımızı kurduk ve kamp alanlarımızı süsledik. Bizim süsümüz, güzel ahlakımız ve geçmişten aldığımız ruhu, enerjiyi yeni nesillere yansıtmaktır dedik ve büyük yaşayanların silinmez cümlelerini gençlerimiz için hazırladık. Çünkü ebed yolu zor ve engebeliydi. Bu yolda büyük yaşayanların izlerini yeni nesillerle buluşturmamız gerekiyordu. Ve bunun için de büyükçe bir görselimiz hazırdı, bir hayatın ne yönde olması gerektiğini anlatan, hangi değerden beslenmesini izah eden istikamet bildirgesini, yani Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın ifadesini kamp alanlarımıza taşıdık. Nihayet kamplarımız başladı ve gençler tanıştı, muhabbet otağları oluştu. Vakit namazlarını cemaatle kılarak, dünya mazlumlarına hep birlikte dualar yaparak, adil bir dünya için yol azığımızı, idealimizi pekiştirerek kendimizi en zoruna hazırlamaya çalıştık. Amacımız eğlenmek değildi elbette. Kardeşlik bağını güçlendirmek ilk olarak hedefimizdi. Her gün bir kitap okudu gençlerimiz, Peygamberimizin gençleriyle buluştular, genç adamı tanıdılar, bir dünya inşa etmenin anahtarı olan İslam ve ilim kitabıyla tanıştılar. Bu okumalar tabii ki yitik malımız olan hikmeti aramak, Hazreti İbrahim gibi ayetleri keşfe koyuldular. Rabbine ram olmuş bir zahit gibi geceyi ve kendilerini dinlediler. Bu arada temizlik yaptılar, gece nöbet tuttular. Denize girdiler, hadisleri tiyatro olarak sergilediler, voleybol turnuvasından çuval yarışına varana kadar birçok oyunlar oynadılar. Dağ yürüyüşünü unutmadılar elbette. Beraberce oturup muhabbet ettiler. Birbirlerine ikram ettiler. Akşam olup hava karardığında ateş yakıp çevresinde muhabbet ettiler. Bütün bunlar yapılırken dertlendiler anlatılanlarla nasıl bir genç olmaları gerektiğini dinlediler defalarca. Buraya yansımayan güzellikler de yaşandı elbette. Güzellikler olduğu gibi kazalar da oldu. Şükür ki Allah korudu bütün gençlerimizi. Gün içinde kurallara uymayanlara akşam mahkemeler kuruldu ve cezalar verildi. Ceza dediysek güldüren cezalar, ağlatan değil. Her biri farklı yerlerden geldi ve başka memleketin gençleriyle kardeş oldular, yeni gençleri tanıdılar. Kültürler tanıdılar, birbirlerinin rengine boyandılar. Hani anlatılmaz yaşanır derler ya, işte vakitlerimiz öylece tadı damaklarda geçti. Emek veren herkese teşekkür eder, etkisinin gençlerimiz üzerinde hayat boyu devam etmesini temenni ederiz. İşte hayata dair bir iz bırakabilmek için yola koyulduğumuz orta öğretim çadır kamplarımız başladı ve bitti. Seneye yeniden daha güzel kamplarda buluşmak üzere. Unutmayın, bekliyoruz.